Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz suv xo'jaligi meliorasiyasi 2-3 guruh 1-chi guruh pad guruhpasida laboratoriya ishlarini 1-chi laboratoriya ishini bajarib ko'ramiz. 1-chi laboratoriya ishimizning mavzusi quyidagidan iborat. Laboratoriya ishi 1. Algoritmlarni yaratish usullari, turlari, algoritmlarni grafik tasvirlash, ya'ni blok sxemalar. Rejamiz algoritm asoslari, algoritmni grafik tasvirlash, chiziqli algoritmlarni tuzish. Ishdan asosiy maqsad chiziqli tarmoqlanuvchi, takrorlanuvchi jarayonlarning hisoblash algoritmlarini yaratish hamda ularni sozlash ko'nikmalarini hosil qilish. Uslubiy ko'rsatmalar. Uslubiy ko'rsatmalar quyidagidan iborat. Algoritm hozirgi zamon matematikasining eng keng tushunchalaridan biri hisoblanadi. Algoritm sözü orta asırlarda paydo bo'lib, büyük Özbek mutafakkiri Al-Xorazmiyning 783-855 yillarda yashab o'tgan ishlari bilan Yevropa birinchi bor tanishish bilan bog'liqdir. Bu ishlar ularda juda chuqur taassurot qoldirgan. Hozirgi zamon nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, algoritm tushunchasi nimani ifodalaydi? Oddiygina qarab o'tamiz. Algoritm o'zi nima? Algoritm degan narsa jarayonning borish ketma-ketligini tuzish va uni tahlil qilish, to'g'riligini aniqlash va o'sha to'g'riligi aniqlangandan keyin tahlil ijobiy natija bergandan keyin algoritm asosida dasturlarni nima qilamiz? Yaratamiz. Algoritmlarning xossalari quyidagilardan iborat. Algoritm har doim to'liq bir qiymatlidir. Ya'ni uni bir xil boshlovchi qiymatlar bilan ko'p marta qo'llash ham doim bir xil natija beradi. Algoritm birgina masalani yechish qiymati bo'lib qolmay, balki turli tuman boshlang'ich shartlar asosida ma'lumot turdagi masalalar to'plamlarini ham yechish yo'llaridir. Algoritm tuzishda quyidagilarga amal qilish lozim. Demak, birinchi, qo'yilgan masalani to'g'ri o'qish va tushunib olish, masalani qo'ygan shaxsning asosiy maqsadini bilish. Ya'ni bu degani o'sha masala qo'yilgan masalani to'liq obyektni o'rganish. Obyekt qanday jarayonlarni o'z boshidan kechiradi? Nimalarni amalga oshiradi? Mana shu narsalarni birinchi marta biz algoritm tuzishdan oldin chuqur o'rganib chiqishimizga to'g'ri keladi. Bu narsani biz algoritmlarning tahrirlash yoki tahlil qilish degan narsalarga asoslanamiz. Ikkinchi, ishga daxldor qiyinchiliklarni aniq ko'rish va ortiqcha narsalarni barchasini yo'qota bilish. Uchinchidan, nazariyani qo'llash, mumkin bo'lgan barcha hollarni aniqlash va mustaqil qo'llash yoki lozim bo'lsa, masalan, olish uchun mutaxassis murojaatiga qaragat qilish kerak. To'rtinchidan, qo'yilgan masalani bir-biriga bog'liq bo'lmagan tushunchalar bo'lgan bo'laklarga ajratib olib, ular orasida bog'liq bilan ikki tushunish. Beshinchidan, dasturlashga va dastur rejalariga ketgan xarajatlarga nisbatan taqdim etilayotgan ishni afzalligini baholash va foydalanuvchining talabini to'la qondirishga harakat qilish. Oltinchidan, qo'yilgan masalani qoniqarli yechimini olishda har bir bo'lak
yechimlar toplamını bir bütün holda keltirish. Masalani yechish 7-dan va aniq tushunchalarni tilga bayon eta olish bu til tabiiy yoki sun'iy bo'lishining ahamiyati yo'q. 8-bosqich. Masalani EHM'da yechish yoki EHM'dan foydalanib turib jarayonni amalga oshirish. Demak, mana shu jarayonlarda biz algoritmlar tuzishimiz uchun to'liq o'rganib chiqishimizga to'g'ri kelar ekan. Mana shunday qilib biz sizlar bilan algoritm tuzamiz. Blok sxema tushunchasi va uning elementlari nimadan? Blok sxema degani, demak, algoritmning grafik obyekti hisoblanadi. Grafik obyekti asosida algoritmlarni tuzib olishni blok sxemalar deb tushunamiz. Algoritmlarning blok sxemasi tuzishda ko'paytiriladigan bloklar izohi. Ko'p ishlatiladigan bloklar izohi. Birinchi, mana strelka bilan ko'rsatib turibman. Algoritmning boshlanishi va tugallanishini bildiradi. Demak, algoritmni boshlashda ham shu graf, shu sxemadan foydalanamiz ekan, algoritmni tugatishda ham xuddi shunday. İkalasi bir xil e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkalasi bir xil narsa. Keyingisi ana parallelogram shaklida o'zgaruvlarni, o'zgaruvchilarni kiritish yoki e'lon qilish deb aytamiz. Uchinchisi amallarni bajarish. Agar chiziqli algoritm bo'lsa, uchinchi amallarni bajarish amalga oshiriladi. 4-chi tarmoqlanuvchi jarayonlarni algoritmlar yoki blogni chizish, yozish ana bu ko'rinishda bu narsa aniqlanadi. Buni shartli operatorlar yordamida amalga oshiriladigan kattalik. 5-chi tekshirilayotgan shart blok ichida yoziladi. Tarmoqlanuvchi jarayonning algoritmini yozish bloki. Demak, bu ham takrorlanish ishlarini ham amalga oshiradi. Tarmoqlanish va takrorlanish ishlarini amalga oshiradi. Demak, tarmoqlanuvchi bloklar, takrorlanuvchi bloklarning qiymatlari. Keyingisi bosmaga chiqarish sxemasi. Chiqarish, chop qilish blogi. Qiymatlar chiqarish kerak bo'lgan kattaliklarning ro'yxatini blok ichida yozib qo'yiladi. Qanday ma'lumotlar chiqarmoqchi bo'lsak, blok ichiga yozib qo'yamiz. Keyingisi massivlarni e'lon qilish. Massivlarni e'lon qilish. Undan keyingisi ana qism dasturlariga murojaat qilish. Demak, mana shuncha sxemalardan biz foydalanib to'xtab, blok sxemani nima qilamiz ekan? Tashkil qilamiz ekan. Endi hurmatli talabalar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda men sizlarga topshiriq qo'yganman. Quyidagilarning blok sxemalarini tuzing. Berilgan topshiriq asosida blok sxemalarini tuzish va tuzilgan blok sxemalarga izohlar keltirish, dastur tuzish ketma-ketligini yaratish. Ana bu masalalarda har birtasi variant bo'yicha berilgan. Variant bo'yicha olasizlarda o'zlaringiz nima qilasiz? Yechasiz. Endi hurmatli talabalar, ixtiyoriy bitta masalani olamiz. Misolda hozir sizlar bilan boring aytaylik, ana birinchi masalani olamiz. Birinchi masalani olamiz, ko'chirib oldik birinchi masalani. Endi birinchi masalani olib kelamiz. Mana bu yerdan joy ochamiz yo. Qo'yamiz. Ana bu bizning birinchi masalamiz. Birgalikda biz mana shunga blok sxemani tuzamiz. Qarang, o'zgaruvchi berilyapti. Natija y. Natija y. O'zgaruvchilar berdi. A,
X hamda B va C lardir. Endi A va B lardi bizlar sizlar bilan ko'pincha aniq sonlar deb, aniq qiymatlar deb aytamiz. X lardi, C lardi va o'tar. X lardi qaraymizki, X lar noma'lum hadlar topilishi kerak bo'lgan hadlar hisoblanadi. Endi shu narsaga sizlar bilan birgalikda hozir bitta blok sxema tuzamiz. Stavkaga kiramiz. Stavkaga kiramiz. Ana stavka kirdik. Figuraga kiramiz. Figuralarni ko'ryapsiz. Mana bu blok sxema tuzish uchun bizga Word maqtim muqarrarda yaratib qo'yilgan sharoit hisoblanadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ana ko'ryapsizmi? Word maqtim muqarrarda asosiy mana shu narsalar berilgan, shunga asoslanib bizlar blok sxemalarni yaratamiz. Birinchisi olamiz ana, olamiz. Demak, ma'lumotlar kirish deymiz. Добавить текст deymiz. Kirish. Demak, sizler bilan bizler endi nima qildik? Blok sxemaning bosh nimasi bo'lgan kirishni nima qildik? Amalga oshirdik. Chiroyli qilib qo'yamiz. Chiroyli qilib qo'ydik. Demak, buni o'rtaga olamiz. Ortaya oldu. Şimdi ikinci demek biz algoritmini boshladik. Yoki boshlash desek ham bo'ladi, kirish desek ham bo'ladi. Bu yo'g'ini boshlasam deb qo'yamiz yoniga. Tayyorroq tushunarli bo'lsin uchun. Demek boshlash. Boshlash. Havuzun içine yazıp koyduk. Demek algoritmlerde boşladık. Şimdi ikinci bir sınavla ettik ki özgür uçlarını keritiş deyip ettik. Özgür uçlarını keritiş için yani stafkeye kiramız. Figuraya kiramız. Demek keritiladigan bizler sınavla gelmiştik ki keritiş için nimadan faydalanamız dedik. Paralelligram şekliden faydalanamız dedik. Ana paralelligram shaklini tanlab olamiz. Paralelligram shaklini tanlab oldik. Dabavit tekis qilamiz. Dabavit tekis. Endi qanday o'zgaruvchilar bizda qatnashyapti? Y. Ha? Y. Virgul. A. Virgul. X. Virgül demek i b b virgül c demek mana shu o'zgaruvchilarni biz sizlar bilan kiritdik. Endi agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz qarang. E'tibor bering, e'tibor beryapsizlarmi? Demek buni hozir o'lchamni kichkatroq qilamiz, 18 qilamiz. Buni yozuvini biz nevromansiz qilamiz. Buni pastroqqa tushiramiz. Ana pastroqqa tushirdik. Buni ochamiz hozirroq. Oshdik, yaxshi ko'rinadigan bo'ldi. E'tibor bersangiz, ozroq chapga olamiz, to'g'rilaymiz. Endi birinchidan keyin ikkinchisi kelyapti. Demak, birinchi bilan ikkinchini bog'lashimiz kerak. Buning uchun yana stavkaga kiramiz. Kiramiz. Strelka olamiz. Ixtiyoriy bitta strelkani nima qilamiz? Olamiz, pastga yo'naltirilgan. Borgani ana shu strelkani olamiz. Qo'yamiz. Demak, boshlanishdan keyin kelyapti ma'lumotlarni kiritish. Endi
kiritishni boshladik. Demak, strelka bilan ko'rsatdik, bundan keyin ikkinchi mana bu narsa bajariladi dedik. Endi uchinchi algoritmni boshladik. Algoritmda mavjud bo'lgan o'zgaruvchilarni kiritdik. Y bu yerda natija, A, X, B, C'ler, X'ler algoritm, A, B, C'ler malum sonlar koeffisientler hesaplanır. Şimdi hesaplaştı bizler ben ayettik ki yana stavke ekranımız olamız. Doğru dört burçak tanlayımız. Doğru dört burçak tanlayıp doktor maklamız çizemiz. Tur tutacak denledik. İtibar veriyemiz mi? Hani indi doğru tutup çekke hesaplaştı yazışımız gerek. Hesaplaş bizde kendi yazıladı. Karayımız. Y barobar, ha? Görüyoruz mu? Y barobar, tekst yazamız diyemiz, davayı tekst. Y barobar diyemiz. Y barobar. Hoş. Şimdi, ölçemini kengle kettere hazır sıraz alaylık. Ölçemini kettere keyni azab vermesin bizge. Demek, hazır bir silebilen sıraz ölçemini kettere olamız o. 18, 20 olamız ki. 20 olamız yazamız. Y barobar. Ha? A köpaytirilgan x x kvadratı iki xil usulda yazışımız mümkün. X köpaytirilgan x deb yazışımız mümkün. Yoki bo'lmasa square x deb yazışımız mümkün. Square Kavusunun içine x yazıp tuttu. Buna bu narsa bizge x'nin kvadratını verildi. Köpaytırılgen yazalımız. Köpaytırılgen y derecesi minus x. Y derecesi minus x bizler yakışıklı sınırlarla kursatkışlı funksiyeler. Bu kursatkışlı funksiyelerini yazış için ekipten faydalanamız. Ekip deyimiz. Kavusunun içine yazalımız. Minus x ha eksi minus x köpaytiramiz sinus b köpaytirilgan x qavusni yapamiz plus c yozamiz i nokta virgül koyamız. Demek biz sizler bilen numaranın yazılışını yazıp olduk. Yazıp olduk. Şimdi bunu hazır nerede tortuş kıyım bul yaptı. Hem de kılsa gene hamması çoğu da bilirken. Hem de kılıp olağımızın. Demek hesaplaştı yazdık. Demek biz sizler bilen geliştik ki, gelbileştik ki. Demek özgürlüklerini kırdıklarımızdan keyin hesaplaş işleri payda buldu. Demek hesaplaş, demek keyinimiz hesaplaşma gerek ekeldiğini bildiriş için yana strelkeden faydalanamız. Yana strelkeden ne olamız? Faydalanamız. Strelkeni olamız, strelkeni koyamız. Strelkeni koyduk. Şimdi demek kiriş başlanıştı başladık. Özgürlükçülerini kirittik. Hesaplaş işlerini becerdik. Şimdi biz kendime kolay yaptı. Neticeni alış. Neticeni alış için yine stafkeye kiramız. Figuraya kiramız.
Bosmaga çıkarış belgisi var. Şu belgini topup tanılıp olamaz. Ana bosmaga çıkarış belgisi ana bir deyken ana tanılıp olduk. Şimdi bosmaga çıkarış temasını tanılıp olduk. Ana bu bosmaga çıkarışının bir skeması hesaplanırdı. Tek şimdi bir ge ya bak tekst diyemiz. Netice. Gelin sırası razı ölçemini kettire koyup olaylık. Netice bizden ne? Y. Y'ni topuşumuz gerek, doğru mu? Şimdi bunu Y deyip yazışımız mümkün. Y deyip yazışımız mümkün ve ortaya cahilleştirişimiz mümkün. Neticeni topluyoruz. Bundan geyin demek gene strelgeden faydalanamız. Gitme getlikini kurşatış maksadı da strelgeni olamız. Cahilge koyamız. Demek ki yenge işimiz diye amelgen makıldık, oşurduk, bozmaga ham çıkardık. Endigi işimiz, endigi işimiz ne madde? Masalanı tahlil kılış. Olingen neticeye göre masalanı makılış gerek, tahlil kılış gerek. Demek şu olingen neticeler şu masalanı konuktırardım. Yok ki bana şu tinglamını geçer. Demek bana şu bir görünüşte yazışımız. Şimdi ikinci variantı ham bor. Mana sana ikinci variantı. Mana bu natijamizni yozganda y barobar deb yozsin demoqchi bo'lsak, y barobar deb yozsin demoqchi bo'lsak. U holda boshqacharoq yozamiz. Bu yerga yozamizki y vrete. Vrete. Tek probel Y bosmaga çıkar. Bosmaga çıkar. Bosmaga yapalımız. İ nokta görür. Demek write sözü yazıştan yazış diye manonu anlatadı. Demek neticeni yazıp veredi bizge. Demek bunu bir yazış için agar y barobar deb yozsin demoqchi bo'lsak, bu paytda boshqacharoq qilamiz. Mana bu yerga kavichkaga olamiz. Ya'ni nimaga qo'shtirnoqqa. Tak, barobar qo'yamiz. Kavichkani yopamiz. Qo'shtirnoqda virgul qo'yamiz va y deymiz. Tushunarlimi? Demak, agar biz bunday yozadigan bo'lsak, bu paytda natijani Y barobar palon narsaga yoki palon songa teng deb bizga natijani chiqarib beradi. Endi mana bu kiritish qismida ham birta narsalarni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Kiritilayotgan ma'lumotlar bu yerda bizda A, X, B sellar, Y bu yerda natija hisoblanadi. Bu yerda masalan A, B, X larni ham masalan kiritishda operatorlar yordamida ham yozishimiz mumkin. Bunu ham operatörlere yordamda yazışımız mümkün. Bunu özü özleştiriş operatörüne bir iki nokta koyamız, özleştiriş operatörü bulur. Demek bu bana şu sondan makladı, özleştirdi. Hürmetli talebeler, bugün biz sizler bilen birinci laboratuvarya maşgulatı, SHM 2 3. grup talebeleri için karab çıktık. Endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ana qarang, bu yerga aytib qo'yibmiz, yozib qo'yibmiz. Quyidagilarning blok sxemalarini tuzing. Demak, berilgan topshiriq asosida blok sxemalarini tuzing va tuzishdan blok sxemalarga izohlar keltiring. Dastur tuzish ketma-ketligini yarating. Demak, sizlar bilan bizlar maqildik, dasturni tuzish ketma-ketligini yaratdik. Bir tane birinci misalda aldık, birinci variantı, birinci variantı olup tuttuk, ne kıldık? Ameliyat, aşırdık. Şimdi eğer itibar veriyen bulsanız, bitti, mazala bitti, çizikli algoritm için yarattık. Gördüğünüz mü? Bugünkü mavzumuz bizler şu çizikli algoritmler hakkında gaplaşmamız gerekiyordu, gaplaştık. Lekin yine koşumça
Ben sizde bir iki tane narsani ko'rsataman. Demek hali yukarıda yazdık. Ayrim paytda şartlı operatörlerden faydalanışga to'g'ri keladi. O'sha şartlı operatörlerden faydalanadigan maxsus bunda ham nimasi bor? Figurası yani görünüşü mavcud. Bunun için biz yana stavkaga kiramiz. Figuraga kiramiz. Rombikni tanlab olamiz. Ana rombikni tanladik. Rombikni chizamiz. Ana yozamiz. Davlat tekstimiz. Razmerini ölçemini kattıraq qilamiz. 16 qilamiz. Demek A katta yoki teng katta yoki teng B deymiz. Boring. İhtiyori narsani oldik. E'tibor berasizmi? A katta yoki teng B. Demak bu degani nima? A ning qiymati B dan katta yoki teng. Bu eng kami bilan teng bo'lishi kerak. Mana shu narsani tislab bilan bu yerda ko'rsatdik shartda. Agar A katta yoki teng bo'lsa, katta yoki teng bo'lsa, bu holda ha deymiz, mana bu yerdan ha degan so'z orqali nima qilamiz? Bajaramiz. Hisobat qilamiz. Mana bu yerdan bitta olamizda ha deymiz. Ha. Shuning o'zini operat qilib olamiz. Yo'qqa qo'yamiz. Start qilamiz. Yo'q. Yo'q. Demak, ikkita shartni qanday belgiladik. Endi bularga strelka qo'yamiz. Strelka qo'yamiz. Bo'lgan oddiy strelkalardan qo'yamizmi? Oddiylardan qo'yaylik. To'rt chiziqcha o'rtamiz. İkincisiga yana bitta olamiz chiziqcha. To'rtamiz. Endi strelkaligidan olamiz chiziqcha. Strelkaligidan olamiz, mana bu yerga qo'yamiz. Yana strelkaligidan olamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Endi e'tibor bergan bo'lsangizlar, bizlar sizlar bilan shartli masalalar uchun yoki sharti mavjud masalalar uchun blok sxemaning umumiy ko'rinishini yozdik. Endi e'tibor bering. Agar haqiqatda A ning qiymati e'tibor bering. Haqiqatda A ning qiymati katta yoki teng B bo'lsa, u paytda chap tarafdagi ifodamiz bajariladi. Yo'q desak, ikkinchi tarafdagi ifodamiz bajariladi. Ixtiyoriy ifodani olib berishimiz mumkin bu yerda bajarilishiga qarab turdi. Masalan, bunga ham blok sxemaga kiramiz. Blok sxemaning nimasiga? Tak bajariladiganini bizlar sizlar bilan to'rt burchak dedik. To'rt burchakni olamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Yana to'rt burchakni olamiz. Stavkaga kiramiz. To'rt burchakni olamiz. Ikkinchi tarafga qo'yamiz. Ikkinchi tarafga nima qildik? Qo'ydik. Demak, mana bu yerda yozamiz, masalan, izmenit, dabavit, tekis qilamiz. Birinchi ifoda deymiz bajariladi.
birinchi ifoda mana bu yerda esa ikkinchi ifoda bajariladi. Dabar tekst qilamiz. İkinci ifoda. Demek bunday hollarda bizler ko'pincha şartlı masalalarda hal qilamiz. Demek bir yerga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz sizler bilan şartlı masalalar için blok sxemani tuzdik. U ixtiyoriy şart bo'lishi mumkin. Bu yerda hozir faqat biz o'zimizning misolimiz yuzasidan oldik. İxtiyoriy boshqa misollarni oladigan bo'lsak ham, boshqa misollarning shartlari ham mana shu tarzda bajariladi. Hurmatli talabalar, bugün biz sizlar bilan laboratoriya mashg'ulotlarining birinchi laboratoriya mashg'ulotini qarab chiqdik. Demak, algoritm to'g'risida tushuncha olish, algoritmlarning blok sxemalarini tashkil qilish, demak, algoritm nima uchun kerak, algoritmning blok sxemasining tarkibi nimalardan tashkil topadi, mana shu narsalarni biz sizlar bilan nima qildik, ko'rib chiqdik. Endi agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ana bu yerda, ya'ni qarab turing, ana e'tibor bering. Tak, 25 ta variant turibdi. 25 ta variant. Qiymatlari A, B, C larning qiymatlari ko'ryapsizlar, o'zgarib kelyapti, ha? Har kim o'zining variantini olib, bittadan blok sxema tuzadi. Tushunarlimi? Bittadan blok sxema tuzib nimaga tashlab yuboradi, modulga tashlaydi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, sizlar bilan shu bilan bugungi mavzumuzni tugatamiz. Bugungi mavzumuz maqsadga erishdik deb o'ylayman. Ancha buncha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman, chunki biz haqiqatda shu ishni bajarib sizlar bilan ko'rdik. E'tibor bergan bo'lsangiz, ana bajarib ko'rdik. Bitta misolni qarabsiz. Qolganlarini o'zlaringiz har kim o'zining variantini olib yechaveradi. Birinchi variant uchun sharoit bo'ldi, bu yechib qo'yildi. Endi boshqa variantlar ham xuddi shunday nima qilinadi, amalga oshiriladi. E'tibor bergan bo'lsangiz. Ana yana ko'rsatdim. Demak, mana bu e'tibor bering. Ana. Misolga bizlar nima qildik? Algoritmni to'liq tuzdik. Bu, mana bu, A katta yoki teng B degan narsani biz o'zimizdan kiritdik, chunki shartimizda yo'q bu yerda. Tushundingizmi? Shartlarni berilgan emas. A katta yoki B degan. A 1 ga teng, B 1 ga teng, hokazo. Agar A katta B bo'lganda deb ana bu yerga shart kiritsak, mana bu pastkini ham nima qilardik? Pastdagi shart masalan blok sxemasidan qo'ydik. Mana shuni qo'shimcha sifatida men sizlarga ko'rsatdim. Sizlar mana shu yerda A'ning qiymati B'dan katta yoki kichik deb olib turib, shartli blok sxemalarini ham tuzasizlar. Demak, sizlarga bo'ladigan topshiriq shundan iborat. Chiziqli algoritmlarni va shartli algoritmlarni blok sxemalarini tuzish. Tushunarli bo'ldimi? Hurmatli talabalar, agar tushunarli bo'lsa, xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bizlar ancha-buncha harakat qildik, ya'ni qo'lda o'zimiz shunday bajarib ko'rdik, qolganlarni o'zlaringiz bajarasiz. Yana savol-javoblar bo'lsa, ma'ruza mashg'ulotlarida yoki bo'lmasa Zoom dasturi orqali dars o'tgan paytimizda ularda sizlar savollarni berishingiz mumkin. Hozir biz buni sizlar bilan murakkab narsa yo'q, bu yerda hammasi oddiy-oddiy bitta elementar narsalarga e'tibor berishingiz kerak. Qarang, men ana strelkalarni ham sizlarga ikki xil uchxilini olib ko'rsatdim. Mana bu boshqa xildagi strelka, bu boshqa xildagi strelka. Ha, e'tibor beradigan bo'lsangiz, xohlagan strelkangizni qo'yishingiz mumkin bu yerga. E'tibor bering. Hurmatli talabalar, shu bilan sog' bo'linglar. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimizni tugatamiz. Endi